Sevgili seyirciler merhaba. Bu yayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat'ı ağırlıyorum. Sayın Talat hoş geldiniz. Tabii yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti ertesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Ankara'nın ilişkilerini, yine Ankara'nın Kıbrıs konusunda deklare ettiği sorun konusunda deklare ettiği son pozisyonunu ve Maraş kapsamında attığı adımları konuşacağız. Bunların Türkiye ve Kuzey Kıbrıs açısından sonuçlarını konuşacağız. Sayın Talat, şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Siz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ziyaretin öncesinde sosyal medyada iki konuda endişelerinizi dile getiren, nedenlerini açıklayan bir paylaşımda bulundunuz. Bayağı da adada ilgi çekti. Ben şöyle özetleyeceğim. Tabii yanılırsam, yanlış özetlersem düzeltirsiniz. İki sorun. Bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Ankara'nın ilişkileri bağlamında. Kuzey Kıbrıs'ta hayatın her alanında kararların Ankara tarafından alındığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarının icra makamı ya da merci olarak çalıştığı yeni bir ilişki modeli oluşuyor dediniz ve bununla ilgili endişe ifade ettiniz. İkinci boyutu da Türkiye'nin, Ankara'nın yani bunca yıldır işte çözüm olarak konuşulan federasyon yerine artık iki devletli bir model konusunda ısrarcı olması ve bu yönde adımlar atmasıydı. Ve bunun da tabii endişeniz hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hem Türkiye için bir takım kayıplara yol açacak olmasıydı. Şöyle sormak istiyorum. Ziyaret oldu bitti. Endişelerinizde haklı çıktığınızı düşünüyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu ziyareti ve yapılan açıklamaları? Evet, konuyla ilgili endişelerim aslında doğru endişeler idi. Bu ortaya çıktı. Herhalde biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gelişen son durumla ilgili endişelerini bildirdi. Aynı zamanda Kıbrıs Rum tarafı Güvenlik Konseyi'ne başvurdu. Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs sorununu ve Türkiye'nin Maraş'la ilgili girişimlerini değerlendirmesi talebini ortaya koydu. İngiltere, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ve Fransa. Yani daimi 5 itirazlarını ortaya koydu ve endişelerini bildirdi. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği de tepkisini ortaya koydu. Hatta iddialara göre Avrupa Birliği Konsey Başkanı Bakü'yü ziyaret ederek orada bazı görüşmeler yaptı. Ayın 18'inde yani 20 Temmuz'dan 2 gün önce ve çok büyük ihtimalle deniyor. Orada Azerbaycan'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımama konusunda ikna etti. O nedenle Sayın Erdoğan'ın müjdesi bu olacakken saray külliye gibi müjdeler vermekle yetindi. Ve aslına bakarsanız da gerçekten Kıbrıs'ta çok ne denir ona hani daha fare doğurdu misali adlandı ve biraz da şey bulundu yani biraz da şaka gibi alındı konu. Üzüntü verici bir şey ama öyle oldu. Dediğim gibi bütün dünya ayağa kalktı. Şu anda Türkiye ne yapacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıkları, işte Cumhurbaşkanlığı, çeşitli kurumlar tepki gösteren yabancı ülkeleri protesto edecekler ve bir protesto silsilesi başlayacak. Dış politikamız bir protestolar zincirine dönüşecek. Bunun böyle olacağı biliniyordu zaten. Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümün olamayacağı eskiden beri biliniyordu. Bugün de biliniyor. Bunu öne sürenlerin buna inandığını düşünmüyorum. Yani bunun olabileceğine inandıklarını düşünmüyorum. Sadece Türkiye'de iç politika iddiaları var. Yani bu girişimlerin, işte Maraş'ın %3,5'unun açılması ve işte oradaki mal sahiplerine mallarının iadesi eyleminin, düşünün kapalı Maraş'ın %3,5'u, yani bir deneme yapar gibi bir girişim olarak bunu deneyeceğini Türk tarafının ve bunun sonucunda doğacak tepkilere göre tavır alacağı iddiaları da etrafta dolaşıyor. Zaten şu anda geldiğimiz noktada uzun bir süredir yalnızdık. Özellikle Kıbrıs'ta Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün prestiji yıkıldı zaten. Çünkü seçildiği günden itibaren iki devlet bir politikayı gündeme getirdi ki siz de biliyorsunuz, iki devlet, daha doğrusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 1984'te yasaklanmış. Bu yasak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmamasını getirdi. Hatta onu bir yana bırakın, bu devleti güçlendirecek hiçbir şey yapmayın komutasına kadar geldi mesela. Örneğin madem ki bu kadar ileri bir çaba ortaya konacaktı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberinde birinci lig takımını getirip burada maç yaptırması dünyaya gerçek meydan okuma olurdu ve o zaman da insanlar bu çabanın, yani bağımsız devletin kabul edilmesi çabasının çok daha ciddiyetle ele alındığını anlattı. Ama öyle olmadı. Sadece Maraş'ın %3,5'u, dediğim gibi bir külliye, bir meclis binası, bir de millet bahçesi yapılma sözü mecliste müjde olarak verilebildi. Ama size şunu söyleyeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkıyla Türkiye'nin ilişkileri çok büyük zarar görüyor. Neden? Neden efendim? Çünkü her şeye Türkiye karışıyor. Bakın Kuzey Lefkoşa çevre yolunun açılacağını Türkiye Büyükelçiliği bildirdi. Basın açıklaması yaptı ve duyurdu. Diğer yapılacak olan örneğin külliye ya da pandemi hastanesi, hatta yapıldı bitti o. Projesi yok. Elektrik projesi yok. Kaçak elektrik alıyor. Özür dilerim. Geçici elektrik alıyor. Geçici elektrikle çalışıyor orası şu anda. O bina yasal olarak yasa dışı. Çünkü vizelenmiş projeleri yok. Şeyde, bizim buradaki yasalarımıza göre. Aynı şekilde 500 yataklı bir devlet hastanesi yapılacaktı. Onun da zemin etüdü yapıldı. Bir ekip geldi Türkiye'den. Zemin etüdünü yaptılar ve gittiler. Şimdi projeyi hazırlayacaklarmış. Yasa dışı bu da. Yasalarımıza göre proje burada hazırlanmak zorundadır. Hatta Türkiye'de hazırlanırsa bile burada düzeltilmesi gerekir mutlaka. Türkiye'nin elektrik sistemiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elektrik sistemleri tamamen farklıdır. Bu nedenle burada vize kurumundan onay alması lazımdır. Bütün bunlar yasa dışı. Yasalar içinde değil, yani o anlamda yasa dışı diyorum. Suç anlamında söylemiyorum. Yasalara uymuyor ve böyle bir devletin siz bağımsız bir devlet olarak dünya tarafından kabul edileceğini umuyorsunuz ve bunu talep ediyorsunuz. Ya siz bu devletin hiçbir kurumuna saygı duymadınız. Siz bu devletin mühendis mimar odalarına saygı duymadınız. Yasalarına, kurallarından hiçbirine uymadınız ve bu devleti tanıtacaksınız. Bu iddia tamamen abesle meşgul olmaktır. Başka bir şey değil. Sayın Talat, yani bu hukuksuzluğu, yani bir iktidar var, bir cumhurbaşkanı var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işte değil mi, bir 3 partili koalisyon hükümeti var. Onlar bu şekilde düşünmüyorlar anladığım kadarıyla. Böyle bir kutuplaşma mı var? Onların tavrıyla muhalefetin tavrı arasında çok büyük fark var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz. Yani şu anda iktidarın büyük ortağı olan Ulusal Birlik Partisi için zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inanç, işte kendi yakınlarını, kendi partililerini belli avantajların başına oturtmak içindir. Başka bir nedeni yoktur. Diğer partiler de benzer politikalar gidiyorlar. Yani orada işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınacağına inanan insanlar var tabii. Ama bunun olmayacağını çok iyi bilen insanlar da var. Ama çıkarları, menfaatleri bunu gerektiriyor. Türkiye ile olur efendim, peki efendim, tamam efendim ilişkileri içinde Türkiye'nin hiçbir yanlışını ifade etmeden, ortaya koymadan bütün şeyleri, avantajları kendi yandaşlarına yöneltme çabası ortaya koyan bir iktidar var. Bunu hepimiz biliyoruz, yıllardır biliyoruz bunun böyle olduğunu. Ama şunu ifade edeyim, şu anda ortaya konan bu politikanın Türkiye'deki seçimlere yönelik olduğu iddiaları da var. Türk basınında da bunlar yayınlanıyor Türkiye'de. Burada da bu iddiayı ortaya atanlar var. Çünkü Türkiye'nin bu kadar eski ve köklü bir devlet olarak bunu bilmemesi mümkün değildir diye. Peki şöyle sorabilir miyim? Neden tanınamaz? Bir de tanınabilir olsa, yani Azerbaycan, siz bir duyum ilettiniz işte ikna edilmiş diye, ama demek ki istekli ülkeler tanımaya başlasalar. Çünkü mesela değil mi, birçok ülke var bu şekilde uzun süreler belki yeterince tanıma olmadı ama ya da büyük tanıma oldu. İtiraz edenlere rağmen, işte Kosova örneğini siz de çok verirsiniz, tanındı. Yani tanınması sizi mutsuz eder mi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni? Öyle sorayım. Olur mu öyle şey? Niye mi mutsuz etsin ki? Hiç öyle bir şey söz konusu değil. Ama ben olamayacağını söylüyorum sadece. Yani olabilecek olsa iyi bir gelişme olur. Ama bunun olması mümkün değil. Sonra bir şey daha söyleyeyim. Yani bir ülkenin, iki ülkenin, üç ülkenin, beş ülkenin tanımasının bir anlamı yoktur. Biliyorsunuz Tayvan'ı tanıyan ülkeler var şu anda. Ama ne işe yarıyor? Tayvan şu anda tanınmamış bir ülke. Üstelik de Amerika'nın protektorası. Amerika tarafından korunuyor. O nedenle de varlığını sürdürüyor. Öyle bir ülke. Dünyada kendisini tanıyan birkaç ülke var. Ama bir işe yaramıyor. Kosova'yı düşünün. Birçok ülke tanıdı. Batı ülkelerinin hemen hemen tümü tanıdı. Ama Rusya'nın vetosu nedeniyle şu anda Kosova gerçek bir dünya devleti olamıyor. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıyabilir ülke sayısı saydıklarında Azerbaycan, Pakistan, Afrika'dan bir veya birkaç ülke ifade ediliyor. Başka da tanıyabilecek bir ülke görünmüyor. Bu ülkeler 2-3 ülke tanıdığında siz bağımsız ve bağımsız bir uluslararası aktör olur musunuz? Sadece onlar için olur. Başka ülkeler için olmazsınız. Yani nerede daimi 5 Birleşmiş Milletler'in daimi 5 üyesi, Güvenlik Konseyi'nin daimi 5 üyesi sizi tanımadıkça gerçek bir tanınma olmaz. Onun için mesele karşı olma, karşı olmama meselesi değil. Ben karşı değilim, ben olamayacağını söylüyorum. Bu devletin Cumhurbaşkanı olarak, eski Cumhurbaşkanı olarak, ikinci Cumhurbaşkanı olarak elbette ki ben tanınmadan üzüntü duymam. Karşı çıkmam, böyle bir şey yok. Ama ben olamayacağını söylüyorum. Bu maceraya Kıbrıs Türk halkını lütfen sürüklemesinler. Türkiye için bu çok önemli olmayabilir. Ama Türkiye takımlarıyla bile maç yapamayan futbol maçı oynayamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençleri veya takımlarıyla alay edercesine işte tanınma çabası gösteriyoruz, tanınma isteyeceğiz, tanınacak gibi yaklaşımlarla birazcık teselli verme çabalarını bir tarafa bıraksınlar. Türkiye için dediğim gibi önemli olmayabilir ama Kıbrıs Türkiye için bu macera çok tehlikeli olacak. Kazandıklarımızı da kaybedeceğiz. İzolasyonlar daha da yoğunlaşacak. Bu konuda bizim yaşadığımız sıkıntılar daha zor yaşanır sıkıntılar haline gelecek. Bizim endişemiz budur. Şöyle düşünün, bir taşınmaz mal komisyonumuz var. Bunun yasasını çok uzun meşakkatli yollardan geçerek yaptık. Türkiye ile birlikte yaptık. Türkiye'nin desteğiyle yaptık. Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile olan ilişkilerini de değerlendirerek Avrupa Konseyi ile temas içinde bizim meclisimizden geçen ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uluslararası hukuka uygun bulduğu bir yasa geçirdik biz meclisimizden. Bu önemli bir kazanımdı. Şimdi benim korkum bu Maraş olayı yüzünden bu mekanizmanın yeniden Avrupa İnsan Hakları tarafından sorgulanması, dünya devletleri tarafından sorgulanırken bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından sorgulanması ve yeterli iç hukuk yolu olmaktan çıkarılması bizim için felaket olacaktır. O nedenle ben bu maceradan behemehal dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz bize açar mısınız? Neden Türkiye'nin Maraş'taki adımları bu kadar çok tepki çekiyor? Evet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu için gerekçe gösteriliyor. Ama bir açılım yapıldı. Şimdi ikinci bir parçası daha açılıyor. Biraz açar mısınız? Yani neden bu kadar güçlü bir tepki var? Şimdi birinci adım zaten Türkiye bunu fazla tepki çekmemesi için bazı açıklamalarla gerçekleştirdi. Dedi ki hiçbir özel mülke dokunulmayacak. Sadece kamusal alanlarda işte faaliyet yapılacak dedi ve öyle yaptı. İşte bir plaj açıldı, bazı yürüyüş yolları yapıldı vesaire. Zaten Maraş'ın geriye kalan kısmı mezbelelik, biliyorsunuz. Nitekim o gün ziyarete katılanlardan bir gazi, Kıbrıs gazisi de bir kuyuya düşüp canını kaybetti. Çünkü üstü açık kuyular, dediğim gibi mezbelelik, hayatını kaybetti ama konu edilmedi. Çünkü yani bu bir şeydi, artık bir siyasi girişimin kazasıydı oldu. Neyse, bu bir yana, ama ikinci aşamada orada %3,5'luk bölümde 30 küsur insanın malı varmış. Bunları taşınmaz mal komisyonu vasıtasıyla iade edeceğiz dediler. Tabii taşınmaz mal komisyonunun 3 çeşit karar alma hakkı var. İade kararı hakkı var. Takas etme kararı verme hakkı var. Ve parasını ödeme ve böylece tazmin ederek malı Türk malı haline getirme hakkı var. Ama unutmayın, her üçünde de kullanım kaybı ödemesi gerekiyor. Kullanım kaybı ve kira bedeli ödemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu iş tamamen masrafsız değil. Yani sahibine iade edeceksiniz ama 40 küsur yıllık kullanım kaybı ve kira bedelini de ödemek zorunda kalacaksınız. Bu işin bir yanı, ama bu biliyorsunuz Güvenlik Konseyi tarafından 1984'te Maraş'ın iskan edilmemesi yönünde karar alındı ve güvenlik Birleşmiş Milletler'e devredilerek mal sahiplerine iadesi kararı aldı. Şimdi biz mal sahiplerine iade ediyoruz diyebilir Türk tarafı. Bu Güvenlik Konseyi'nin kararının bir kısmını karşılıyor aslında. Birleşmiş Milletler'e devredin kısmını karşılamıyor. Bu konuda Güvenlik Konseyi bir şey yapar mı, bir şey der mi ben bilemem. Demeyebilir de yani. Ama şu andaki göstergeler bunun iyi niyetli bir girişim olmadığı düşüncesiyle Birleşmiş Milletler'in tepki vereceği yönündedir. Bunu yaşayıp göreceğiz. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmaması için yine 1984'te bir karar alınmıştı Güvenlik Konseyi tarafından. Ona da aykırı olarak şu anda iki devletli çözüm önerisi öne çıkarılmaktadır. Dolayısıyla bütün bu adımlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırıdır. Onun için ben bunların ancak macera olduğu görüşündeyim. Yoksa eğer bir sonuç getirecek olsa oturalım beraber çalışalım. Ama bu konuda bize hiçbir şey de sorulmadı. Onu da söyleyeyim. Yani sadece bana değil tabii ki eski Cumhurbaşkanı olarak ama örneğin muhalefet partilerine de hiç danışılmadı. Bu tamamen Türkiye'nin kararı Sayın Tatar'ın da alkışıyla gerçekleşen adımlardır. Şimdi burada şöyle bir görüntü çıkıyor. Şimdi Ankara'nın giderek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işte devlet olarak aslında tanımayan bir tutum takındığını, kararlarını dayattığını söylüyorsunuz. Bir yandan da işte bağımsızlık için mücadele edeceğini söylüyor Ankara. Yani burada bir çelişki var. Siz de ona işaret ediyorsunuz herhalde. Peki ama yani bir yandan da şöyle yani bu Türkiye açısından baktığınız zaman ya da Türkiye'deki izleyiciler açısından baktığınız zaman ki Kıbrıs'ı çok fazla gündeme taşımıyoruz aslında burada. Çok uzun süredir ki başında Türk toplumunun nasıl bir mücadele ettiğini çok iyi biliyoruz. Federatif bir çözüm için hep olumlu taraf oldu. Siz de zaten o dönemlerde hem başbakanlık yaptınız, sonrasında cumhurbaşkanlığı yaptınız. Çok iyi biliyorsunuz Ankara ile uyumlu çalışılıyordu. Ama karşı taraf yani sonuçta bir çözüm olabilmesi için iki tarafın da tavizler vermesi lazım. İki tarafın da adım atması lazım. İşte oraları geçildi. Ankara diyor ki artık biz karşı taraf tarafından oyalanmak istemiyoruz. Çözüm yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bakın yani hem anlıyorum hem anlamıyorum. Şundan dolayı anlamıyorum. Daha doğrusu şundan dolayı anlıyorum. Yani olumluyu önce alayım. Gerçekten çok uzun yıllardır Kıbrıs sorununun çözümü için çaba ortaya atıldı. 2004 yılına kadar Kıbrıs sorununun çözümünü engelleyen Kıbrıs Türk tarafı olarak görüldü hep. Yalan mıydı? Doğruydu. Rahmetli Denktaş Kıbrıs sorununun çözümünü istemiyordu. Bir şey hep gözlerden saklanıyor veya ifade edilmiyor. 2003 yılında anlam planını reddeden Denktaş'tı. 2003 yılının Mart ayında Lahey'de toplanan zirvede anlam planını reddeden Sayın Denktaş olmuştu. O nedenle 2003 yılında Nisan ayında Kıbrıs Rum tarafının diğer 10 ülkeyle birlikte Avrupa Birliği'ne girişi onaylandı ve anlaşma imzalandı. Onun için doğru konuşmamız lazım. Daha o gün yani 2003'ün Nisan'ında Avrupa Birliği ile anlaşma imzalandığında Kıbrıs Avrupa Birliği'ne girmişti. Ama uygulaması bir yıl sonra 1 Mayıs 2005'te başlayacaktı. Onun için 1 Mayıs 2004'te başlayacak. Evet. Biliyorsun. Onun için Kıbrıs Türk tarafı olarak ve Türk tarafı olarak Kıbrıs sorununun çözümünü engelleyen taraf biz olduk. Ancak 2004'ten sonra benim başbakanlığım ve benim cumhurbaşkanlığım dönemlerinde Kıbrıs sorununun çözümü için ciddi çalışan, çaba ortaya koyan taraf biz olduk. En son olarak Sayın Eroğlu dönemi bir kesinti dönemiydi benden sonra. Sonra Sayın Mustafa Akıncı döneminde de Kıbrıs sorunu için çözüm çabası ortaya koyduk. Bunu engelleyen de doğrudur Rum tarafı. Öncesi değil ama 2004'ten işte Katar'ın seçildiği güne kadar veya onun bir yıl öncesine kadar çözüm isteyen, çaba ortaya koyan Türk tarafı oldu. Şu anda yine Türk tarafı çözümsüzlük safında yer almaya başladı. O nedenle doğru değerlendirmemiz lazım bunu. Hani oyalanmayalım, beklemeyelim. İyi güzel de beklemeyip de ne yapacağız? Beklemeyip de dünyaya meydan okuyarak dünyanın bizi tanımasını nasıl sağlayacağız? Ben bunu merak ediyorum. Yani hem dünyanın bizi tanımasını istiyoruz hem de dünyaya meydan okuyoruz. Onun için ben Kosova örneğini hep veririm. Kosova dünyaya meydan okumadı. Tam tersine dünyanın desteğini almak için uyumlu davrandı. Ve o uyumluluğuyla dünyanın desteğini alabildi. O da bir kısmını alabildi. Bu nedenle Güvenlik Konseyi'nin kararları orada dururken ve bizim çözüm konusunda karşı çıkışımız ortada dururken dünyanın bizi tanıması, önemli ülkelerin bizi tanıyarak bizi uluslararası aktör olarak kabul etmesi olabilecek bir şey değil, beklenebilecek bir şey değil. Mesele budur yani şu an. Peki bir de içeriğiyle ilgili, yani Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ta yaşananlarla ilgili, siyasetle, toplumla ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde işte sizin de partiniz olan Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi'nin Cumhurbaşkanı'nın konuşacağı oturuma katılmama kararı çok tepki gösterdi iktidar ve hainlikle suçladı. Ankara şu anda bilmiyorum nasıl bir yani var mı size yönelik tepki ya da bu tutuma yönelik bir tepki, ama sanırım gerilimli bir sürecin de başlangıcı olacak. Çünkü hem Ankara'nın işte yani iki devletli çözüm yaklaşımına karşı bir politika güdüyor muhalefet. Hem de Ankara'nın iç işlerine karışmasına direnç göstermek istiyor. Bu anlamda nasıl, yani bu kutuplaşma keskinleşecek mi? Nasıl bir iç siyaset bekliyorsunuz önümüzdeki günlerde? Vallahi bu sorunuza net bir cevap verebilecek durumda değilim. Tabii ki her şey olabilir. Türkiye bu tutumundan vazgeçebilir. Yani hani dünyanın veya Avrupa Birliği'nin bazı işte talepleri, baskıları ortaya koyabileceği bazı avantajlar gibi eylemlerle Türkiye bu pozisyonunu terk edebilir. Veya Kıbrıs sorununda Birleşmiş Milletler girişim yaparak iki devlet modeli çözüm değil ama federal bir çözümü yeniden gündeme getirip, ki bir ara Rum liderliği de ifade etmişti bunu, gevşek federasyon, yani merkezi yanı güçlü olmayan bir federasyon. Bunun şeylerini, çatısını veya çerçevesini oluşturup Kıbrıs Rum tarafını da bu çizgiye getirerek kısa süreli müzakerelerle Kıbrıs sorununun çözümünü sağlama gibi bir atılım ortaya koyabilir Birleşmiş Milletler veya uluslararası büyük güçler. Bu ancak Kıbrıs'ta bir değişikliğe yol açabilir ve bu değişiklik tabii ki muhalefetle de Türkiye'yi ve belki iktidar odaklarını da buradaki yakınlaştırabilir. Ama bunun dışında demokratik ve saygılı bir ilişki eğer kurulabilirse bu da olabilir. Örneğin benim dönemimdeki Türkiye ile ilişkilerimiz böyleydi. Çok iyi bir ilişkimiz vardı. Çok iyi ilişkilerimiz vardı. Aynı hedefe kilitlenmiştik. Kıbrıs sorununun çözüm hedefine kilitlenmiştik. Sonuçta kesin sonucu alamadık ama çok uyumlu bir ilişki yürüttük ve dünyada da önemli kazanımlar elde ettik. Yani Türkiye'nin 2004'ten sonra yaşadığı, hatta 2003'ten sonra yaşadığı ekonomik gelişme hepimizin gözleri önünde oldu. Bunun nedeni de Kıbrıs sorununda Türkiye'nin takındığı tavırdı, olumlu tavırdı. Kıbrıs sorununun çözümü yönünde çaba ortaya koymasıydı. Bu nedenle doğrudan yabancı yatırım aldı Türkiye. Avrupa Birliği ile ilişkileri iyileşecek, dünya ile ilişkileri iyileşecek, bir hukuk devleti olacak, işte oraya gelen sermaye güvende olacak. Bu nedenle Türkiye'ye yatırım yapmak, güvenli liman olarak görülen Türkiye'de bir zorluk ortaya çıkmayacak, bütün bunları düşünerek çok büyük yabancı yatırımlar aldı Türkiye. Ve ekonomisi o sayede çok ciddi büyümeler yaşadı. Şu anda Kıbrıs sorununda takındığı bu tutum bana göre ters etki yapacak. Yani Türk lirasının değer kaybetmesiyle yaşadığımız enflasyonu siz de yaşıyorsunuz Türkiye'de. Biz daha katmerlisini yaşıyoruz. Çünkü burada her şey hemen hemen ithaldir. Burada üretim çok azdır. Üretim az olduğu için, hizmet sektörü ön planda olduğu için biz daha çok ithalat yapıyoruz ve Türk lirasının değer kaybının acısını biz daha çok yaşıyoruz. Bütün bunlar Türkiye'nin ve tabii ki bizim de dünyayla ilişkilerimizin olumlu bir noktada olmaması nedeniyle yaşanıyor. Evet. Sayın Talat, çok teşekkürler. Bir eklemek istediğiniz bir konu var mı bilmiyorum. Çünkü aslında tam cevap vermediniz. Bundan sonrası daha da gerilimli geçer mi soruma. Onun tabii arka planında bazı kişilerin Kıbrıs'tan işte sakıncalı konumuna gelmesi, Türkiye üzerinden seyahat yani Türkiye'ye alınmamaları güvenlik gerekçesiyle konusu da gündeme gelmişti ve biz de onu da haberleştirmiştik, onu da konuşmuştuk. Yani orada da tabii Türkiye'nin aldığı pozisyonlar aleyhine çalışan kişiler olarak nitelendikleri için bu tutumun takınıldığı düşünülüyor diyelim, ya da böyle bir liste oluştu. Bilinmiyor ne kadar geniş bir liste. Bilmiyorum, yani bu tür baskılarla karşılaşabilir mi federasyon yanlısı muhalefet? Ve tabii içeride Türkiye'den olmayabilir ama biliyoruz ki seçimler öncesinde, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Sayın Akıncı da dile getirmişti. Sayın Denktaş da Serdar Denktaş da dile getirilmişti. Yani müdahaleler raporlaştırıldı zaten. Müdahaleler de oluyor. Yani bundan sonrası nasıl geçer? Evet. Şimdi bakın, doğru söylüyorsunuz. Yani bir liste olduğu kesin. Hiçbir cevap verilmedi şu ana kadar. Tabii her ülke egemenlik hakları çerçevesinde başka ülke vatandaşlarının kendi ülkesine girmesine engel koyabilir. Yalnız Kıbrıs çok farklı bir ülkedir. Bunu hiç unutmayalım. Bizim dünyaya açılan kapımız veya penceremiz bugüne kadar Türkiye oldu. Yani biz eğer Amerika'ya gideceksek ya da İngiltere'ye gideceksek ya da yurt dışına herhangi bir yere gideceksek İstanbul'dan geçeriz. Şimdi bu insanlar İstanbul'dan geçemeyeceği için artık Larnaka üstünden gidecek. Bu Türkiye'nin istediği bir şey miydi? Ben bunu merak ettim. Şimdiye kadar Kıbrıslı Türklere sorgusuz sualsiz pasaport veren Türkiye, Kıbrıslı Rumlara muhtaç olmasın Kıbrıslı Türkler diye bunu yaptı. Halbuki bu davranışıyla şüphe duyan, Türkiye'yi eleştirdiği için kendisine de aynı kararın alınmış olabileceği, listeye alınmış olabileceğini düşünen her Kıbrıslı Türk artık Türkiye üstünden seyahat etmeyecek. Yarına kadar gidecek ve böylece Türkiye ile bağları daha da kopacak. O insanların yakınları, aileleri, tanıdıkları, ahbapları, arkadaşları Türkiye ile ilgili ne düşünecek? Yıllar önce Türkiye ilk kez bir şey yapmıştı. Kendisini eleştiren, Türkiye'nin tutumunu, Kıbrıs'a nüfus aktarmasını eleştiren bizim eski başkanımız rahmetli Özgür'ün pasaportuna el koymuştu. Türkiye'nin verdiği pasaportu geri istemişti. O da götürüp iade etmişti. Yıllar önce bu olay oldu. Yine bu arada bazı Kıbrıslı Türk öğrenciler sınır dışı edildi Türkiye'de. Söylediğim size 80 öncesi. 1980 öncesi. O insanların kimisi başka yerlerden bir şekilde imkan bulup Kıbrıs'a dönebildi. Bir kısmı yurt dışında kaldı. Oralarda hayatını kurdu. Ve fakat Türkiye bundan büyük yara aldı. Şimdi bu yapılan yine aynı şeydir. Çok üzücü bir şeydir tabii ki. Çünkü Türkiye'nin bizim dışa açılan kapımız veya penceremiz olma özelliği kaybolmaktadır bu tavırlarıyla. Ben bunu son derece üzücü buluyorum. Şimdi Türkiye'nin aleyhine bu insanların yaptığı bir şey yok. Bir tanesi işte Mustafa Akıncı'nın ekibindeydi. Onun basın danışmanıydı. Diğeri bir araştırmacı yazar. Doğrudur. Türkiye'yi eleştiriyor. Türkiye'yi eleştiren çok mu insan var? Türkiye'yi eleştiren, yani Kıbrıs'ta demek istiyorum. Türkiye'de de var. Bir sürü insan Türkiye'nin uygulamalarını eleştiriyor. Bu eleştirenlerin hepsini hain ilan etmek herhalde yanlış bir şey olur. Bunu bir güvenlik sorunu gibi görmek, Türkiye'nin çok zayıf bir şeyi nedir o güvenlik yaklaşımı veya güvenlik uygulaması var sonucu doğar bundan ki bu da doğru değildir diye düşünüyorum. Sayın Mehmet Ali Talat, çok teşekkürler. Epeyce bir zamanınızı bize ayırdığınız için epey de etraflıca konuşmuş olduk. Kolay gelsin diyorum. Tamam, size kolay gelsin. Çok teşekkürler sevgili izleyiciler, yayınımızı izlediğiniz için. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.